Gelelim ölüme. Annenizin kabri başında çok güzel bir fotoğrafınız var. Müthiş güzel bir gülüş. Düşündüm ki anlaşılan ölüm sizin ölüm, mezarlık gibi temalar. Ancak şiirlerinizde, mısralarınızda çok dehşet ve korku giysileri bazen. Çok hoş, müthiş tanımlamalar var. Ama günlük yaşamınızda galiba tam tersi yüzünüzde gülücükler açtırabiliyor. Yani ben ölümü çocukluğumdan beri çok tabii bir şey olarak görmüşümdür. Yani ölüm böyle bir kabusun bir parçası değildir. Bir dizi aldım. Ölüler ölüme yakıştıramaz beni diyorsunuz. Mesela ölüm güzel bir şey ki ölüler yakıştıramıyorlar. Yakıştıramaz. Bir de yerim olmadı zaten kendi mezarımdan başka diye de bir insanlığınız var. O da bir teselli, ne güzel. Evet. Yani. Gerçekten. Nasıl algılıyorsunuz ölümü? Biraz konuşalım. Ölümü şöyle söyleyebilirim. Yani ben insan hayatının tamamlanmamış bir projenin bir parçası olarak görürüm. Ama şöyle düşünürüm. İnsan hangi yaşta, hangi durumda ölürse ölsün, hayatına bakıldığında bu proje tamamlansaydı iyi olurdu dedirtmeli insan. Dolayısıyla her an ölebilecek gibi yaşamalı şu manada. Yani projenizi yarım bırakıldığında ona bakanların bu tamamlansaydı harika bir şey olacaktı denilecek gibi yaşanmasını düşündüğüm için yani ölümle iç içe yaşadığımı söyleyebilirim. Yani zaten ölmüştüm diyebilirim yani her gün için. Zaten sufiler ölmeden evvel ölebilmeyi amaçlarlar. Bilmiyorum o manada bir o yoğunlukta bir algı mı ölümü söylediğiniz ama tabii ki öyle. Yani ölmeden önce ölmek bir bakıma hayatın veresiye yaşanmaması demek. Onun için annenizin mezarı başında bu kadar rahat ki bir Yusuf masalını annenizin anısını adadınız. Anladım. Çünkü onun anlattığı bir masaldı. Siz onu ben onu şiir yaptım. Yeniden değerlendirdiniz. Peki.